Merhaba çocuklar. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki videoda günün çamaşırlarını yıkayacaktık. O büyük siyah tekerlekli kamyon bana bu çamaşır setini getirmişti. Şimdi bu seti açma vakti. Evet. Çok merak ediyorum. Çamaşır makinesi. Çamaşır sepeti. Kirlileri hemen çamaşır sepetine dolduruyorum. Ütü. Çamaşır askısı. Mandallar. Ve ütü masası. Ama bu ütü masasının kurulması gerekiyor. Acaba bunu nasıl yapabiliriz? Ben galiba bunu yapamayacağım. Bana kim yardım eder? Ayşe. Ben sana Pepe. Pepe, çok teşekkür ederim. Hadi yardım et bana. Oldu. Yaşasın. Teşekkür ederim Pepeciğim. Hadi hoşça kal, ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet, üstü masamızı da kurduk. Şimdi sıra günün çamaşırlarını yıkamaya geldi. Önce deterjanı koyalım. Çamaşırları koyuyorum. Ve çalıştırıyorum. Evet, çamaşırlar yıkandı. Şimdi onları makineden çıkartacağım ve ipe asacağım. Evet. Hadi onları serelim ve kurusunlar. Şimdi Gül'ün elbiselerini mandallarla asıyorum. Rüzgar uçurmaması gerekiyor. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Evet. Günün çamaşırları kurudu. Mis gibi de kokuyor. Şimdi onları topluyorum. Ve ütüleyip dolaba kaldıracağım. Sıra geldi ütüye. Önce ütünün ayarını yapalım. Biraz ısınsın. Çok ısındı. Isınınca uyarı veriyor. Az daha elimi yakıyordum. Biraz ısısını düşürsem iyi olacak. Yoksa Gül'ün kıyafetlerini de yakarım. Allah korusun. Şimdi ütülüyorum artık. Kıvrımları da güzelce ütülüyorum. Evet.
Gül'ün kıyafeti hazır. Ay, çok yoruldum. Ne kadar zormuş ev işi yapmak. Ama Gül için değerdi. Çocuklar, siz Gül'ün gardırobunu merak ediyor musunuz? En kısa zamanda Gül'ün rengarenk elbiselerini size göstereceğim. Eğer gerçekten merak ediyorsanız kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.